Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Tomorrow Meetings 61. etkinliğine çok değerli organizasyonlar düzenliyoruz derneğimizde. Ben Mutlu Bektaş, İklim Değişikliği Komisyonu üyesiyim. Lütfen sesinizi kapatabilir misiniz? Evet, teşekkür ederiz. Bu gibi etkinliklere devam ediyoruz. Bugün de enerji sürdürülebilirlik sektöründe yeni nesil yapay zeka uygulamaları temalı etkinlik düzenleyeceğiz. Ben etkinliğe başlamadan Sayın Başkanımıza söz vermek istiyorum. Başkanım, sizinle başlayalım isterseniz. Çok Teşekkürler. teşekkürler Mutlu. Herkese iyi akşamlar. Tabii Mutlu güzel bir açılış yaptı. 61. toplantı dedi. 61'e ulaşmak hiç kolay olmadı. 28 ayda 61 toplantı yapmak her kuruluşun harcı değil. Yapabilen varsa söyleyeyim, ben de gidip oraya üye olayım. Çok da mutlu olurum. Bugün enerji konusunu işleyeceğiz. Şahin arkadaşımız bize enerjiyi anlatacak. Sağ olsun. Derneğimize çok büyük katkılar sunan ve derneğimizin önemli bir parçası olan Doktor Erdem Erkul bizi tanıştırdı Londra'da. Gördük ki Şahin'le birçok vizyonumuz örtüşüyor. İnşallah önümüzdeki ayda diğer birçok girişimci gibi, uluslararası girişimci gibi Şahin de aramıza katılacak. Beraber hareket edeceğiz. Çünkü tek başımıza hareket etmekte bir başarı istediğimiz gibi sağlayamıyoruz. Artık tüm yapay zeka ile ilgilenen girişimciler, özel sektör temsilcileri, kamu görevlileri, akademisyenler AYPA çatısı altında buluşmaya devam ediyor. Ben çok fazla söz uzatmayayım. Şahin, çok teşekkür ederiz. Zamanını ayırdın, geldin, bize güzel bilgiler vereceksin. Biz yaz ayları olmasına rağmen non-stop devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 100 Tomorrow Meetings yapacağız. Podcastlerimiz de devam ediyor. Londra temsilcimiz Ulaş'ı da görüyorum. 19 Temmuz'da da Londra'da ilk etkinliğimizi yaparak Avrupa'ya da açılmaya başlıyoruz. Sadece Londra'da değil, diğer ülkelerle de ilgili güzel gelişmeler var. Onu da birkaç ay içerisinde herkese açıklayacağız. Herkese tekrar teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben sözü Şahin'e bırakıyorum. Mutlu'ya bırakıyorum, Mutlu Şahin'e bırakıyorum bildiğim kadarıyla. Teşekkürler başkanım, çok İyi sağ akşamlar. olun. Sağ olun. Siz de herhalde hala İngiltere'desiniz. İngiltere'deyim. Şahin, bilmiyorum, sen de İngiltere'de misin? Bugün İngiltere baya Evet. baya yağmurlu. Güneş Evet. batmayan Nazar bir değdi. ülke. Güneş Yağmuru da devasa. bitmeyen bir ülke. Londra'dayım. Ay sonu döneceğim kısmet olursa. Tamamdır başkanım, Sağ teşekkür olun. ediyoruz. Biz de sıcak bir yaz ayından Ankara'dan herkese merhabalar diyelim. Şahin Bey'i ben tanıyorum. Çok değerli sektörde çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Şebeke ölçeğinde, işte küçük ölçekte off-grid çalışmalar veya işte bina tipi uygulamalar oluyor. Akıllı sistemler geliştiriyorlar. Çok katma değerli projeleri var. Bizim de geçtiğimiz dönemlerde ortak çalışmalarımız oldu Şahin Bey ile. Ben çok lafın söz almadan Şahin Bey önce kendisini tanıtmasını, daha sonra da sunumuna başlatmasını rica ediyorum. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun davet ettiğiniz için. Benim için de bir mutluluk burada olmak. Zafer Bey ile bahsettiği gibi Londra'da tanıştık. İşte AYPA'nın yaptıklarını, vizyonunu, faaliyetlerini öğrenme şansım oldu. Sonra da bir board ile bir toplantımız oldu. Orada da belli detaylara girdik. Hani ben nasıl katkı koyabilirim? İnşallah ben de önümüzdeki dönemde yani elimi taşın altına koyup belli hani faaliyetlere destek olmak istiyorum. Halihazırda zaten Türkiye Bilişim Vakfı gibi farklı kurumlarda destek oluyorum çalışmalara ve hani seve seve hani vizyona oradaki hedefe katkı koymak isterim. Teşekkürler tekrardan beni ağırladığınız için burada. Kendimi tanıtarak hızlıca başlayayım. Vaktimiz de kısıtlı zaten. Sonra direkt sunuma geçeceğim. Hatta ekran da paylaşayım paralelde. Evet, ekran geldi Şahin Süper. Bey. Full ekranda Evet, görebiliyorsunuz, şu an değil mi? full ekran. Süper, harika. Ben elektrik elektronik mühendisliği kökenliyim. ODTÜ mezunuyum. ODTÜ sonrasında belli akademik çalışmalar yaptım Avrupa'da ve Amerika'da. Almanya'da yüksek lisans
çalışmaları yaptım Berlin Teknik Üniversitesi'nde. Sonrasında kısa bir kurumsal tecrübe ve girişimcilik macerasına atıldım. Yani çok kısa kurumsalda çalışıp, birazdan zaten sunumun ikinci yarısında ona da değineceğim. Faraday'ın hikayesini anlatacağım. Sunumun ilk bölümünde biraz daha genel geçer yapay zeka uygulamaları enerji sektöründe sürdürülebilirlikte. Sonrasında da bir aslında vaka çalışması olarak Faraday özelinde detaya gireceğim. Şirketi kurduğumuzdan beri de yani şirketimizi büyütmeye çalışıyoruz. Birçok kere pivot ettik ama güzel bir noktaya geldik. Birazdan detay bahsedeceğim. Bahsettiğim gibi farklı sivil toplum kuruluşlarında da çalışıyorum. Bilişim Vakfı bunlardan bir tanesi. TÜSİAD'da girişimcilik üzerine faaliyetlerim oldu. Girişimcilik masasında. Bunun haricinde Türkiye'den çıkıp globale gitmeye çalışan startupların hani startuplara destek oluyoruz. Scale Lab diye bir platform kurduk. Bunun gibi farklı farklı şapkalarım var diyebilirim. Bir yandan da bir yapay zeka şirketine de Amerika'da based özellikle large language model'lar ChatGPT gibi bunların senkronizasyonu, optimizasyonu, orchestration üzerine çalışan bir yapay zeka şirketinin de melek yatırımcısı oldum. O vesileyle yapay zeka dikeyine biraz daha derinlemesine girmiş oldum diyebilirim. Şimdi sunumu şöyle ayırdım. Hani bir 10-15 dakika birinci bölüm, 10-15 dakika ikinci bölüm olarak dizayn edebiliriz. Lütfen sorularınız olursa direkt olarak hani sorun, araya girin veya hani çete yazın, el kaldırın. Bilmiyorum en efektif nasıl olur ama direkt hani nokta atışı yeri geldiğinde cevaplayalım. Onu tercih ederim daha interaktif olmasını. Mümkünse hani mikrofonunuzu açıp da sorabilirsiniz. Şimdi biraz hani genelden başlayıp özele doğru gideceğim. Enerji sektörü uçtan uca çok geniş bir sektör. Önümüzdeki dönemde de çok en büyük disruption'a, dijitalizasyona en bakir sektörlerden bir tanesi. Çok fazla girişim aslında fırsatı da var. Bizim de faaliyet gösterdiğimiz bir alan. O yüzden yapay zeka da burada aslında çok büyük hem yenilikler getirecek hem de yeni iş modelleri getirecek. O yüzden enerji sektörünün yapay zeka uygulamaları gerçekten hem başlı başına bir derya deniz hem de çok spesifik uygulamalar da var. Burada dekarbonizasyon olarak hani bir vizyon koyuldu. Avrupa Birliği'nin politikalarını, regülasyonlarını, raporlarını biliyorsunuz. İşte Paris İklim Anlaşması'nı biliyorsunuz. Karbonsuz bir gelecek için enerjinin iletimi, üretimi, dağıtımı, işte binalar tarafında, supply chain tarafında birçok aslında uygulamalar, regülasyonlar yapılıyor. Burada da yenilenebilir enerji, elektrifikasyon, dijitalleşme, dağıtık üretime geçme ve diregülasyon yani elektrik piyasalarının da diregülasyonu, özelleşmesi büyük rol oynuyor. Tabii ki bunların üzerine piyasa böyle dönüşürken çok büyük hem zorluklar hem de fırsatlar geliyor. Ama burada şuradaki listeye görüyorsunuz Internet of Things, Big Data Analytics, Artificial Intelligence gibi üstsel gelişen teknolojiler bu büyük sıkıntıları bu dönüşümle gelen problemleri de çözmeye aday. O yüzden aslında teknolojinin gelişimiyle beraber doğan problemlerden kaçmamak, bunu da belli regülasyonlar dahilinde, belli yeni teknoloji uygulamaları dahilinde inovasyonlarla çözmek gerekiyor. Herhangi bir sektörde olduğu gibi. Enerji sektörü biraz daha regülatif olduğu için buraya biraz daha bakir, daha sıkıntılı bir süreç, daha friction var bu teknolojilerin uygulanmasında. Ama dijitalleştiğinde de en büyük katma değeri yaratacak sektörlerden bir tanesi. Aynı hani eğitim gibi, sağlık gibi çok büyük, devasa sektörler. Enerji hatta onlardan daha büyük diyebilirim. Hani şey olarak baktığınızda yıllık yapılan yatırım, altyapı minvalinde baktığınızda. O yüzden çok büyük fırsatlar var diyebilirim. Burada IoT, yapay zeka, robotik, blok zincir, bulut bilişim birçok teknoloji adapte oluyor. Ülkemizde de aslında bu adaptasyonlar işte dönüşüm haritaları için
Örneğin Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın 2018'de yayınladığı Dijital Türkiye yol haritası var. Yine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yayınladığı Ulusal Yapay Zeka Stratejisi var. Elder gibi, EPDK gibi birçok kurum enerji sektöründe bu uygulamaların benimsenmesi, case study'ler, demolar yapılması için birçok projeler, Ar-Ge'ler yapıyor. Yine STK tarafında da birçok oluşumlar var. EDİDER gibi, örneğin Enerji Dijitalleşme Derneği gibi. O yüzden Türkiye'de de artan bir ilgi ve alaka var. Hem kamu hem özel sektör tarafında diyebilirim. Şimdi burada da iki analoji bunu çok iyi anlatıyor aslında, bu dönüşümü. Birincisi yapay zeka, pardon, enerji yeni internettir. Şimdi İngilizce hazırladığım sunumu maksimum Türkçe kelimelere bağlı kalarak anlatmaya çalışacağım. İnşallah hani dilim sürçmez. Kusura bakmayın İngilizce kelimeler kullanırsam. Diğeri de yapay zeka elektrik. Yani enerji gibi geçtiğimiz 100-150 yılın enerji ağları nasıl internet şebekesinde, telekom şebekesinde olduğu gibi şimdi dağıtık hale geliyor. Bir network şeklinde büyüyorsa ve dijitalleşiyorsa bunu bir analoji olarak görebiliriz. Şimdi yapay zekada enerjiyi aynı şekilde dijitalleştiriyor. Çok güzel bir sözü var Andrew Ng'nin. Yapay zeka yeni elektrik. Yani elektrik nasıl 1900'lü yıllardan itibaren, hatta 1800'lü yılların sonundan itibaren her entegre olduğu servisi elektrifikasyon şeklinde verimli hale getirdiyse, 10 kat iyileştirdiyse, yapay zekada artık yazılım, bütün yazılımları, yazılım servislerini aynı şekilde supercharge edecek, 10 kat iyileştirecek. Yani son 20-25 yılda nasıl her şirket IT ekipleri kurdu, yazılım ekipleri kurdu, enerji de olsa, telekomcu da olsa, banka da olsa artık her biri bir yazılım şirketi gibi konumlanıyor. Yani her birinin yazılım departmanları var. Önümüzdeki 20 yılda da aslında bütün bu şirketler birer yapay zeka şirketi olacak. Ellerinde biriken bu dataları, data havuzunu artık monetize etmeye, yapay zeka algoritmalarıyla işletmeye ve bunu verimliliğe, paraya dönüştürmeye başlayacaklar. Bu yüzden her şirket kendi için data science ekipleri, yapay zeka ekipleri, machine learning ekipleri kurmaya başlıyor. Yani bu dönüşüm yavaş yavaş gelişiyor, hızlanıyor. Önümüzdeki dönemde her şirketin bir data science ekibi de olacak. O yüzden hani data science ve machine learning engineering, bunlar gerçekten aranan roller olacak diyebilirim. Tabii data miktarı artıyor. İşte enterprise data ile başlayan, ilerleyen dönemde yani günümüze geldiğimizde sensörlere, akıllı cihazlara, IP enabled dediğimiz internete bağlı cihazlara geldiğimizde milyarlarca artık akıllı cihaz var ve burada üretilen data da eksponansiyel olarak, üssel olarak artıyor. Burada görebiliyorsunuz exabyte'lar seviyesinde data hacmini. Yani 2030'dan sonrası daha da hani katlanarak artacağı için bu grafikte yer almıyor ama devasa bir data hacmi olacak. Ya bu ya bir data çöplüğü haline gelecek ya da bunu anlamlı şekilde işlerseniz analitikle iş zekasına katma değere dönüştürürseniz sizin için bir maden olacak bu. Data is the new oil diye bir analoji de var. Onu yazmadım ama yani veri de yeni petrol. Günün sonunda işlediğiniz zaman anlam kazanıyor. Tabii petrol sınırlı, veri sınırsız. Öyle bir fark var. Şimdi burada sensörlerin yaygınlaşmasıyla, IoT, Internet of Things'in yaygınlaşmasıyla sensör data miktarı da artmaya başladı. Bulut hizmetleri yaygınlaşmaya başladı. Çok ucuzladı. Telekom hizmetleri yaygınlaşmaya başladı. Artık uzaydan artık IoT networkleri kuruluyor. Yani uzaydaki paket uydularla, nano uydularla giderek dünya daha da connected hale geliyor. Hatta uzay bile connected hale geliyor. O yüzden data miktarı azalmayacak, hep artacak. Bu da şunu getiriyor. Yani yapay zeka çok daha önemli hale gelecek bu dataları anlamlandırabilmek için. Ama hani yapay zeka dediğimizde de bunun da seviyeleri var. Ya da analitik Şahin Bey, dediğimizde. kusura Buyurun. bakmayın, Buyurun. lafınızı bölüyorum. Önce bir Estağfurullah. grafikte bir sözüm var. Oradaki bahsedilen uncertainty level tam olarak ne oluyor? Neyi kastediyorlar burada?
artan data hacmiyle beraber gelen analitik çalışmalardaki uncertainty, belirsizlik. Data hacmi arttıkça datanın kalitesi de azalıyor. Temiz datayı bulmak zorlaşıyor. Analitik gereksinimler daha da kompleksleşiyor. Dolayısıyla uncertainty artıyor bu çalışmalarda. Aslında bunu simgeliyor. Anladım. Burada yani datanın fazla yani büyümesiyle beraber datanın anlamsızlaşması mı oluyor yani gibi bir şey mi? Hem o var, yani anlamlı datayı ekstrakt etmek, o kocaman devasa data lake'lerden zorlaşıyor. Ve Anladım. datanın tipi, çeşidi arttıkça, burada gördüğünüz gibi farklı farklı dataları harmanlama ihtiyacı doğuyor. Bu da tekrardan uncertainty'yi, analizi zorlaştırıyor. Aslında buradaki bu uncertainty'nin artış aksesi bunu simgeliyor diyebilirim. Anladım. Teşekkür ederim. Devam edelim. Lütfen bu şekilde girin aralarda. Daha interaktif oluyor. Anlaşılmayan yer kalmasın. Modellerden bahsediyordum. Yani bu seviye seviye başlıyor işte. Datadan, sensörlerden gelen data bu belli analizlerden geçiyor. Hani descriptive analiz olabilir bu, prescriptive analiz olabilir. Dashboardlar oluşmaya başladı şu an. Yani şu an enerji sektörünün dağıtım şirketlerinin veya yenilenebilir enerji şirketlerinin enerji yönetim şirketlerinin şu anki olgunluğuna baktığımızda daha çok, yani tabii ki bu biraz averaj alma, biraz genelleme ama daha çok model seviyesinde, model kurma seviyesinde çoğu. Dashboardlardan modellere geçti. Bu hani ülkemiz için bunu söylemiyorum, bu genel olarak dünyada da geçerli. Önümüzdeki yıllarda, 3-5 yılda bunun prediktif modeller ve daha yapay zekanın aktif uygulanmasına, onun sonrasında da real time optimization, yani gerçekten bu işin son aşaması, değer zincirinin son noktası olan prescriptive analiz ve real time optimizasyonlara gideceğini öngörüyoruz. Daha doğrusu raporlarda öngörülüyor. Daha uzun bir yolumuz var. Hala hani çok böyle devasa yapay zeka şirketleri büyüyor, çıkıyor, OpenAI gibi, işte Google'ın, Microsoft'un yaptıklarını biliyoruz. Ama bu hala enerji gibi sektörlere implement edilmedi veya sağlık sektörüne veya tarıma, ulaşıma ve benzeri. Implement edildiğinde de yani çok büyük frictionlarla da karşılaşacak. Çünkü altyapılar hazır değil, datalar hazır değil. Çoğunun data yapısı, toplanan veriler kirli, structured değil. Hani bayağı uzun süredir aslında otomasyon sistemleri, ERP sistemleri, SCADA sistemleri veri topluyor enerji sektöründe de veya binalarda. Ama bu dataların ne kadar yapay zekaya hazır olduğu, yapay zeka ready olduğu tartışılır. O yüzden bu çok kolay olmayacak. Belli süre alacak. Real time optimization'a veya yapay zekaya geçiş. Yani bunu da 5-10 yıl olarak bu mertebede tahmin ediyorlar. Şimdi ben sunumun ilk bölümünde hızlıca şeylerden bahsedeceğim. Spesifik yapay zeka machine learning uygulamaları, işte binalarda bina enerji yönetimi, enerji verimliliği uygulamaları başta olmak üzere. Sonra şebekede mikro şebeke uygulamaları, elektrik marketleri, piyasaları veya elektrik dağıtım şirketlerinin özellikle dağıtım operasyonunda ne tip uygulamalar var? Çok tabii yüzeysel olacak bunlar. Çok hepsinin derinine giremeyeceğim. Sonra biraz daha binalar birinci use case'e gireceğim Faraday ile beraber. Yenilenebilir enerji sistemlerinin optimizasyonu, optimum yönetimi, şebekeye entegrasyonda ne tip uygulamalar var? Ve son olarak net zero, dekarbonizasyon, sürdürülebilirlik alanlarında ne tür uygulamalar var? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi birinci tarafta birinci aslında use case bina enerji yönetimi. Yani daha çok son kullanıcı olan ticari binalar ve endüstriyel tesisleri içeriyor. Tabii buraya konutları da haneleri de alabiliriz. Orada da yavaş yavaş işte akıllı termostatlar ve benzeri uygulamalar başladı. Klima kontrolleri, akıllı ev sistemleri ama daha çok bu tabii büyük binalarda, büyük enerji tüketen tesislerde uygulanıyor. Birinci use case ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin optimizasyonu, bunların set değerlerinin.
Yapay zeka ile geçmiş verilerden öğrenerek HVAC sistemlerinin tüketim tahminini yapıp anlık olarak dış sıcaklık verisine göre oradaki kullanıcı sayısı, occupancy verisine göre ve anlık olarak alınan elektrik tarife verisine göre belli optimizasyonlar yapabiliyorsunuz. Buna spesifik burada çalışan startuplar var. Multi Objective Optimization da deniyor. Diyor ki işte ben konforu maksimize etmek istiyorum bu spesifik zamanda veya ben tüketimimi minimize etmek istiyorum veya elektrik faturamı minimize etmek istiyorum. Seçtiğiniz kritere, kısıta göre HVAC sistemlerini o set değerlerini ona göre optimize eden, SCADA sistemlerine bağlanan yapay zeka algoritmaları var. Sayaç datalarının tahmini, bu saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık tahminler şeklinde. Özellikle elektrik dağıtım şirketlerinin veya perakende elektrik satış şirketlerinin yaptığı, yani ya işte daha optimum ticaret için, dengeyi sağlamak için, ya kendi yani şebekesini daha iyi yönetmek için yaptıkları sayaç tahminleri aslında. Burada da birçok model var. Yapay zeka algoritması var. Arima gibi, işte LSTM gibi Artificial Neural Network uygulamaları var. Burada farklı metodolojiler aslında optimum sonuç verebiliyor. Her zaman bir model bir bölgeye, bir nasıl diyeyim, bir data sete uygulanamıyor. O yüzden spesifik olarak modelleri perform edip karşılaştırmak gerekiyor precision'larını, çıktıları. Burada da hani bir bina, bir tesis ne kadar tüketim yapacak önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki 24 saat veya önümüzdeki bir hafta, bir ay bunun çıktısını alabiliyorsunuz. Peer-to-peer energy performance benchmarking biraz daha binaların enerji performans analizi için yapılan çalışmalar. Performansı düşük mü, daha fazla mı enerji tüketiyor normalden? Normalde nasıl tüketmeli? Fazla tüketiyorsa ne kadar fazla tüketiyor gibi tasarruf potansiyelini de hesapladıkları çalışmalar. Burada binaların enerji tüketimini dış sıcaklığa göre, kullanıcı sayısına göre veya tarifeye göre normalize etmek, bunun yanında tüketime en çok etki eden feature'ları, parametreleri çıkarmak, işte binaları farklı profillere göre cluster etmek, segmentation yapmak. Yani tüketim profilleri, load profilleri, birbirine benzer binaları profillemek, cluster etmek veya bunları işte, karşılaştırmak. Buradan da belli tüketim ve verimlilik analizleri çıkarmak. Buradaki use case'ler. Son olarak da enerji tasarruf hesapları. Özellikle enerji performans kontratlarında. Yani enerji tasarrufu garantili performans anlaşmaları yapılıyor. Örneğin ESCO şirketleri, Energy Services Company diye geçen enerji verimli danışmanlık şirketleri tesislere gidip belli enerji verimli altyapıları, güneş enerjisi, LED dönüşümü, işte kazan dönüşümü, motorların, pompaların dönüşümünü yapıp tasarruf garantisi verebiliyor. Şimdi burada en büyük sıkıntı öncesi, sırası, sonrası analizlerle ne kadar tasarruf yapıldığını veya ne kadar tasarruf potansiyeli olduğunu bulabilmek. O yüzden bu şirketler geçmiş verileri, fatura verilerini alıp bu binaların belli başlı çıkarımlar, fizibilite analizleri yapıyorlar. Oradan kendi enerji performans anlaşmalarına girdiler sağlıyorlar. Yani nasıl, yüzde kaç tasarruf garantili yapalım? Ölçüm doğrulamayı nasıl yapalım? Binanın baseline tüketimini, yani önceki normaldeki tüketimini nasıl bulalım? Sonrasında yapılan tasarrufun etkisi ne olmuş spesifik olarak? Bunu nasıl ayrıştıralım gibi çalışmalar oluyor burada da. Devam ediyorum. Burada da hem Türk hem global belli başlı startuplar var. Şunu çekeyim. Hatta şöyle yapayım. Sahip Bey, ben bu arada şey sorayım. Buyurun. Siber güvenlik tarafı ile ilgili, yani özellikle bu akıllı ev sistemlerinin yapay zeka algoritmalarıyla işte daha verimli hale getirilmesi, sayaç parametreleri gibi özellikle V2G'de varsa o akıllı evde diyelim. Orada bir siber güvenlik parametresi benim karşıma çıkıyor makalelerde. Ve burada da çok ucu açık aslında. Hani çok bir
veriye de rastlamadım. Bu Hı-hı. konuda da bilgi verebilir misiniz? Yani siber güvenlikle ilgili de neler yapılıyor? Bir donanım mı yoksa Tabii. yazılım tarafında mı onu çözülüyor o problemler? Detay buna gireyim. Aslında birazdan şebeke tarafında buna değinecektim. Sizin hani şu an sormanız güzel oldu. Tabii ki evlerde de bu bir problem. Akıllı evlerde, ama şebekede çok daha büyük problem. Yani bir bölgenin veya bir ülkenin şebekesini çökertebiliyorsunuz belli hani işte hackinglerle, ataklarla. Hani bunu da yaşadık daha önce Türkiye'de, İran'da ve benzeri Rusya'da bunun örneklerini gördük. O yüzden çok önemli, dediğiniz gibi dijitalleşme yaygınlaştıkça siber güvenlik de bir o kadar önemli hale geliyor. Burada hem donanım hem yazılım katmanlarında belli siber güvenlik uygulamaları, önlemleri yapılması gerekiyor. Biz de mesela şu an birçok binanın, bu kamu binaları da dahil, banka binaları, çok büyük fabrikalar enerjisini yönetiyoruz. 18 binin üzerinde tesis var bizim uzaktan bağlı olduğumuz IoT cihazlarıyla. Burada IoT gateway üzeri belli encryption, işte belli sızdırmazlık, vulnerability testler, belli işte handshake mekanizmaları. Yani önce bir donanımın içinde çalışan yazılım seviyesinde belli siber güvenlik tedbirlerinin yapılması gerekiyor. Bir de bulut seviyesinde veya on-premise lokale kuruyorsanız o seviyede belli yazılımsal siber güvenlik sertifikasyonların olması gerekiyor. Veya işte hangi cloud tedarikçisini, bulut tedarikçisini kullanıyorsanız onun belli başlı sertifikasyonlar oluyor. Tabii bu da derya deniz. Yani burada en önemli şey işte sizin bu testleri yapmanız proaktif olarak öncesinde. Sızdırmazlık, stres testleri, vulnerability testleri. Biz hani çok hani kritik kurumlarla da çalıştığımız için bunların hepsini yaptık. Birçok da hani improvement alanı çıktı burada ve çıkıyor da. Çoğu ama donanım şirketi, yazılım şirketi buna çok önem vermiyor. Çünkü bunlar ekstra masraf. Bir de hani üretimi, ürünün dağıtımını da geciktiren işler. Yani Ar-Ge masraflarını arttıran şeyler bunlar. O yüzden genelde sıkıntılar oluşuyor. İşte akıllı evlerde örneği verebiliriz. Burada hani bir tane akıllı kilit şirketi Amerika'da 100 bine yakın sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, akıllı kilidi geri çekmek zorunda kaldı. Çünkü hacklenebildi o kilitler belli hani ataklarla. Yani insanların evlerini açabildiler hackerlar. O yüzden özellikle donanım üreticisiyseniz IoT alanında, şimdi biraz IoT'ye girdik tabii ama siber güvenliğe oldukça önem vermeniz gerekiyor. İşte burada örnek olarak Türkiye'de Kosa Nuvia var. Akıllı ev sistemleri üzerine uzmanlaşmış. Akıllı klima kontrolü, kombi kontrolü, termostat kontrolü. Tado var. Avrupa'da, globalde çok büyümüş. Devasa yatırımlar almış. İşte Bijli var. Daha böyle enerji verimliliği üzerine analizler yapan. Bizim şirketimiz Faraday'da yine bu alanda enerji verimli analizleri, enerji yönetimi, dijital enerji yönetimi alanında çalışıyor. İkincisine geçeyim. İkinci dikeye. Da akıllı şebeke, elektrik dağıtım ve elektrik piyasaları use case'leri. Burada şebekenin tabii ki dağıtık hale gelmesiyle beraber optimize de edilmesi gerekiyor. Çünkü her bir güneş enerji santrali, her bir çatı üstü güneş, her bir enerji depolama sistemi, hatta şimdi enerji elektrikli araçlar, enerjinin işte storage'ı, hepsi şebekeye aslında uygun entegre edilmediğinde, uygun yönetilmediğinde zarar veren sistemler. Şebekede de belli frekansın tutturulması gerekiyor. Örneğin Türkiye'de, Avrupa'da 50 Hz. Bu frekansı tutturabilmek için de sürekli dengelemelerin, optimizasyonların yapılması gerekiyor. Bunun için elektrik iletim, dağıtım veya EPİAŞ gibi, Türkiye'de EPİAŞ'ın yaptığı görevi yapan farklı ülkelerde kurumlar var. Bu kurumların uyguladığı belli aslında teknolojiler var, belli standartlar var, belli regülasyonlar var. Bu da grid'i daha flexible şekilde optimize etmeyi sağlıyor. Dinamik fiyatlandırma yine bunun için güzel bir örnek. Elektriğin özellikle peak zamanlarında, çok yüksek tüketim olan zamanlarda şebekenin çökmemesi için elektrik fiyatlarını, tarifesini yükseltip burada bir finansal, aslında bir caydırıcılıkla
diğer taraflara, diğer saatlere kaydırmayı hedefliyor dynamic pricing'de. Trafolarda aşırı yüklenmelerin tespiti, yine trafoların datalarını veya trafo üzerindeki sensörlerden alınan datalarla, sıcaklık sensörü, bu gövde sıcaklığı olabilir, yağ sıcaklığı olabilir, titreşim olabilir, trafonun işte üzerindeki güç kalite analizöründen belli datalar alınabilir. Buradan geçmiş verilerden analizler yapılarak belli yapay zeka modelleriyle trafoların örneğin aşırı yüklenme, patlama, yanma ve benzeri durumlarına karşı önlemler alınabilir. Öncesinde bakım maintenance optimizasyonu yapılabilir. Şahin, bir soruyla girsem olur mu sözümüzü? Tabii, buyurun. Ya bu dağıtık sistemler hep konuşuluyor fakat ya örneğin şu anki güneş santralleri vesaire hep aslında şebeke odaklı. Dağıtık dediğimiz zaman depolanarak şebekeden bağımsız olması gerekiyor fakat depolama maliyetleri yüksek. Evet. Burada nasıl bir dönüş olacak? Yani dağıtığa nasıl bir geçiş olacak? Ya bir de tabii işin şu boyut var. Mesela bugün işte bir elektrikli aracın bir saatte tükettiği enerjiyle bir binanın 3 günde tükettiği enerji aynı oluyor. Hani dünyada ciddi bir şekilde buna adapte olması lazım. Hani buradan depolamaya yönelik kamu kurumları mı teşvik oluşturacak yoksa maliyetler nasıl değişecek? Hani bu nasıl daha rahat bir hale gelebilir? Tabii bu çok regülasyona tabi bir sektör olduğu için devletin burada teşvikleri, regülasyonları, koyduğu yönetmelikler başı çekiyor. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Hani enerjinin dijitalleşmesinde belli frictionlar var demiştim ya, bir tanesi de bu. Yani bir telekom gibi, bir finans sektörü gibi olmuyor enerjinin dijitalleşmesi. Çünkü altyapıya çok bağlı. Yani altyapının da upgrade edilmesi gerekiyor. Bu dijital sistemlerin, yapay zekanın uygulanabilmesi için. Şimdi burada tabii bu dönüşüm çok kolay olmuyor. Güneş enerjisi arttıkça, enerji depolama sistemleri yavaş yavaş arttıkça bu dönüşüm hızlanacak. Ama işte fizibilite, örneğin güneş enerjisinin son 10 yılda ki fiyat düşüşünü biliyorsunuz. İnverterler, güneş panelleri ve benzeri veya kurulum maliyetleri. Bataryalarda da büyük ihtimalle böyle bir trendde düşüş olacak. Özellikle scale, çok yüksek hacimli üretime geçildikçe, örneğin bu Tesla'nın gigafaktörleri bunun için güzel bir örnek bence. Yani birim maliyetin azalması için hem malzeme tarafında, yani işin malzeme bilimi tarafında, bataryaların kapasitesi tarafında bir inovasyon gerekiyor ki bunlar da oluyor. Her geçen gün bataryaların, yani bu hem elektrikli araç bataryalarını kastediyorum hem de utility scale bataryaları kastediyorum. Her geçen gün intensiteleri, elektrik tutma kapasiteleri veya işte yani birim hacimde, birim yoğunlukta ki verimlilikleri iyileşiyor, artıyor. Yeni malzeme, nanoteknolojiyle birçok aslında yenilikler geliyor. Ama hala ben yolu olduğunu düşünüyorum. Hem de bu toplu üretim, büyük scale üretimler de buna fayda sağlayacak. Regülasyonlar, teşvikler, yani özellikle elektrikli araçta hani Amerika'da, Avrupa'da olan ya İngiltere'de, Nordikler'de özellikle çok büyük teşvikler var. Ben Londra'da yaşıyorum. Burada mesela şehir merkezinde congestion charge diye bir şey var. Yoğun trafiğin olduğu zone 1, bu Westminster ve bütün bu aslında financial center'ların, tarihi binaların, bankaların olduğu yerler buralar. En turistik yerler. Burada elektrikli aracınızla giriyorsanız ayrıca bir vergi ödemiyorsunuz veya çok minimal charge'lar oluyor. Ama normal fuel, normal benzinli dizel araçlarla girdiğinizde bir şey ödüyorsunuz. Yani bunun gibi teşviklerin artması gerekiyor ki bu dönüşüm hızlansın. Yani tabii ki teknoloji bir bariyer ama finansman da bir bariyer enerjinin dönüşümünde. Birazdan hani sunumun sonuna doğru ondan da bahsedeceğim ama neler yapılabilir şeklinde. Yani insan kaynağının nitelikli iş gücünden tutun, devletin regülasyonlarına, teşviklere, akademik çalışmalara, NGO'lara, birçok aslında bunun dimension'ı var. Utility scale enerji depolama sistemleri artmaya başladı. Avustralya'da, özellikle ada ülkelerinde, Hawaii'de, Avrupa'da birçok ülkede, benim bildiğim Almanya'da özellikle geniş ölçekli uygulamalar var.
Giderek de yaygınlaşıyor. Türkiye'de de yanlış bilmiyorsam bunun yönetmeliği çıktı. Belli Evet. aynı yakın. Buyurun. Çıktı, yönetmelik çıktı. Evet, onu diyecektim. Aynen. Sanırım önümüzdeki yıllarda da YK gibi projeler olacak değil mi Mutlu Hocam? Siz çok daha iyi biliyorsunuz bu tarafı. Evet, yani şu an RESKES hibrit depolama sistemleri ön çalışmalar onaylandı. Önümüzdeki günlerde ciddi bir depolama yatırımı bekleniyor. Bununla ilgili de biliyorsunuz Duck Curve değerleri var. Bununla Evet. ilgili milyonlarca makaleler var diyebiliriz. Bayağı çalışılıyor bu konuda. Yani potansiyel çok büyük. Hidrojen ve özellikle depolama alanında iyi Kesinlikle. yatırımlar bekliyoruz. Yani şebeke dağıtık hale geliyor dedik ama bu şebeke içinde üzerine bir stres de yaratıyor. Stres oluşturuyor. Yani bırakın bu tip yeni teknolojiyle gelen sıkıntıları, şebeke zaten 1900'lü yıllarda tasarlanmış. Yani ta Tesla'nın Edison'un zamanında tek yönlü şu an hani elektrik akım bir yerde üretilir bir yerde tüketilir şeklinde. Bunun çift yönlü hale gelmesi, bu distributed agentların oluşması, bunların yönetimi çok büyük iş. Bu yavaş 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 şekilde şebeke altyapısı upgrade edilerek olacak. Burada da hani yapay zeka çok önemli bir görev teşkil ediyor. Burada sonuncu use case'de elektrikli araçlar, enerji depolama, yani güneş, EV depolama aslında bir sacayan üç ayağı gibi düşünebiliriz. Bu üçü birden olduğunda o optimum modeli yakalayabiliyorsunuz. En feasible, işte çok farklı enerji alım satım optimizasyon, tarifeye göre şebekeye satış, içeride kullanma veya depolama, yani birçok use case'i oluşturabiliyorsunuz burada. Bizim bu tip bunu konu eden bir TÜBİTAK projemiz var, Solarpack diye. Binalarda özellikle konut tarzı veya villa tarzı binalarda güneş depolama ve EV charging station'ın optimum yönetimi, oradaki algoritmalar, optimizasyon algoritmaları, kısıtlar ve benzeri çalıştığımız derya deniz bir konu aslında. Elektrikli araçlar da tabii şebekeye bir yük getirmeye başladı. Hani petrolden kurtulalım derken buraya doğru da bir problem oluşuyor. Ama günün sonunda bence, yani benim fikrim, çok daha yönetilebilir ve çok daha temiz bir geleceğe adım atılıyor EV'lerle, elektrikli araçlarla. O yüzden hani ben çok destekliyorum bu çalışmaları. Zaten hani Amerika'daki, Kaliforniya'daki özellikle çalışmalara baktığınızda hani olumlu sonuçlarını da almaya, raporlamaya başladılar. Yani adamlar neredeyse 20-25 yıldır bunu çok hani efektif şekilde sübvanse ediyor, destekliyor. Hani artık Tesla almak, Kaliforniya'da veya Londra'da da bakıyorsunuz çoğu kişinin Tesla'sı var. Elektrikli araç artık bir statü haline de geldi. Yani doğaya, çevreye bir saygı statüsü haline de geldi. Nasıl Apple, iPhone bir statü haline geldiyse, bir marka bağımlılığı, şimdi elektrikli araçlar da o şekle gelmeye başladı. Hani nasıl evlere de kombi koyuyorsak, her evde kombi varsa, şimdi bence enerji depolama sistemleri de o hale gelecek önümüzdeki yıllarda. Çok hızlı şunlardan da bahsedeyim. Sonra diğer use case'e geçeceğim. Yani utility'ler, özellikle enerji dağıtım sektöründe, Mutlu Hocam tabii daha hani bu derinini belki anlatabilir ama iş gücünün optimizasyonu, saha operasyonunun optimizasyonu için, yani bu sayaç okumadan bakım operasyonuna kadar yapay zeka kullanılabiliyor, modellemeler yapılabiliyor veya işte ne zaman peak, örneğin yazın elektrik kesintilerinin arttığında ne kadar sayıda, hangi tip cihazlarda sıkıntılar olabilir, buna yönelik nasıl bir ekip operasyon oluşturulabilir gibi çalışmalar yapılıyor. Yine arıza ve kesinti tahminleri, bu da şebekeden alınan şebeke sensörlerinden veya dış sıcaklık, radyasyon, weather datalardan alınan verilerden yapılan analizlerle şebekenin hangi bölümlerinin kesintiye veya arızaya veya arızanın hangi tipine daha yatkın olduğunun analizleri yapılabiliyor prediktif olarak elektrik şebekesinde. Bu tabii su şebekesinde de yapılabilir ama ben hani burada biraz daha enerji, elektrik üzerine yoğunlaştım. Elektrik kaçak kullanımının teşhisi. Hani Türkiye'de de çok güzel çalışmalar var bu alanda. Biliyorsunuz hani ülkemizde kaçak kullanım yaygın, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da.
Burada sayaçlardan, trafo datasından non-intrusive şekilde, yani hangi mahallede ve o mahallenin hangi binasında kaçak kullanım olduğu artık yapay zeka ile çok daha rahat şekilde çıkarılabiliyor. Özellikle dağıtım trafoları izleniyorsa ve sayaç, özellikle otomatik sayaç okuma sistemi varsa, bu tabii çok daha basit. Ama çoğu tabii binamızda hala OSOS yok. O yüzden biraz daha farklı yöntemler uygulanabiliyor burada. Teknik kayıplar veya su kaçakları, leak detection'lar. Biraz önce Erdem Bey'den bahsettik. Cerebrum şirketi de mesela şu an Ankara'da bir çalışma yapıyor ASKİ ile. Oradaki su kaçaklarının teşhisi kestirimci olarak, yapay zeka uygulanarak. Bu çok güzel bir örneği bunun. Tabii enerji sektöründe, özellikle transmission'da, iletim tarafında technical loss'ların teşhisi veya dağıtımdaki technical loss'ların teşhisi yapay zeka ile çok daha nokta atışı yapılabiliyor. Hem quantification hem de localization'ı. EDAŞ'lar aynı bankalar gibi, telkolar gibi artık müşteri deneyimine, user experience'a biraz daha önem vermeye başladılar. Çünkü rekabet arttı. İnsanlarda da bir customer experience şey oluştu, bir hani beklentisi oluştu. Baktığınız zaman insanların yıllık olarak hani enerji faturalarına, elektrik tarafına ne kadar zaman ayırdığını, çok kısıtlı bir zaman. Yani ayda bir kere bakıyoruz belki, o da belki 30 saniye, 1 dakika. Ama buradan birçok anlam çıkarılabiliyor, birçok yeni tarife, yeni servis, yeni nesil iş modelleri, EDAŞ'ların aslında müşteriyi, kullanıcıyı biraz daha engage etme tarafında çalışmaları var. Mesela Dubai'de görmüştüm. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama Dubai'deki oranın, hani Arap Emirlikleri'nin devlet eliyle yönetiliyor orada enerji dağıtım. Etihad'tı sanırım. Oradaki elektrik dağıtım şirketi bir chatbot entegre etmiş ve müşteriler oraya birçok soru sorabiliyorlar. Kesintileriyle alakalı, faturalarıyla alakalı, tarifeleriyle alakalı otomatik olarak bir large language model bunu cevaplıyor. Mesela bu güzel bir yapay zeka uygulaması EDAŞ'lar için. Varlıkların yönetimi keza, varlık datasını şu an SAP'lerde, SAP sistemlerinde tutmaya, structure etmeye başladı EDAŞ'lar. Bu günün sonunda şuraya doğru gidecek. Bizim hangi tip varlıklarımız var? Buradaki riskler neler? Hangisinin bakım veya fail etme riski daha fazla gibi analizler yapılmaya başlanıyor asset life cycle'ları için. Ülkemizde de bazı EDAŞ'lar bu çalışmaları yapıyor benim de bildiğim. Siber güvenlik, biraz önce biraz girmiştik. Yani bu atakların tespit edilmesi, bu network'ün sürekli sniff edilerek, network trafiğinin analiz edilerek, bu intrusion detection sistemlerinin kurulması, bir atak olduğunda otomatik olarak responsların yapay zeka ile belli rule engine'lere göre oluşturulması, phishing'lerin teşhis edilmesi, buna göre de güvenlik seviyelerinin oluşturulması yine yapay zeka ile yapılabilecek işlerden. Yine elektrik piyasalarında, gün öncesi, gün içi piyasalarda biliyorsunuz elektrik satın alım olabiliyor. Burada bid optimizasyonu için algoritmik trading de kullanılabiliyor. Türkiye'de de güzel örnekleri var, Avrupa'da da. Yani artık diregülasyon oldukça hem üreticiler hem son kullanıcılar biraz daha hani enerji alım satım tarafına dahil oldukça bu trading de daha yaygınlaşmaya başladı. Burada karar destek mekanizmaları gibi görev yapan yapay zeka motorları, engine'leri, agent'ları var. Robotları var, öyle diyeyim. Bunlar en uygun zamanda, en uygun aslında en optimum finansal çıktıya göre al sat kararlarını, al sat mekanizmalarını optimize eden sistemler. Türkiye'de de globalde de belli başlı örnekler vereceğim. Örneğin Otogrid, uzun yıllardır şebeke optimizasyonu yapan Stanford'dan bir hocanın kurduğu bir şirket. Çok büyük yatırımlar aldı, sonra da satın alındı bir utility tarafından.
Birçok yerden data toplayıp şebekenin optimizasyonu, flexibility management yapıyor. Kraken Flex, bu daha önceki ismiyle Upside Enerji, bir Türk'ün kurduğu, Devrim Celal'in kurduğu, İngiltere'de başlayıp şimdi globalde de flexibility management yapan, çok farklı işte jeneratörleri, enerji sorslarını uzaktan yönetip şebekenin dengesizliğini yöneten bir yazılım şirketi. Devrim Bey de şirketi büyütüp buranın, İngiltere'nin en büyük utility'lerine, enerji şirketlerinden Octopus Enerji'ye sattı, exit etti. Güzel bir başarı hikayesi. Şu an oradaki bu division'ı yönetiyor. Innovitas, Türkiye'de utility data analizinde güzel işler yapan şirketlerden. Şebeke alanında veya işte SCADA, enerji santralleri ve benzeri. Smart Pulse, bu algoritmik trading'de bir de optimizasyonunda karar destek mekanizması servisleri sunuyor. Power Ledger, blockchain tabanlı olarak peer-to-peer enerji trading veya işte güneşten üretilen, depolanan, satılan bütün elektriği aslında bir anlamda tokenize ediyor ve bir enerjinin internetini kuruyor. Avustralya'da, şu an Asya'da ve Paris'te de büyümeye başladı. Avustralya'da borsaya kote bir şirket. Enelix, önceki ismiyle Enernoc, Amerikalı bir şirketti. Demand Side Management'ın ilk uygulamalarını yapmış. Yani daha 30 senelik, 30 sene önce bunu başlatmış. 90'larda bir şirket Enernoc. Zaten sonra Enelix, bir utility aslında Enelix. Buraya exit etti. Enelix şimdi Enel bu servisleri Enelix çatısı altında müşterilerine sunmaya başladı. Bu da güzel bir trend. Elektrik dağıtım şirketleri bu tip dijital servisleri, yazılım, yapay zeka, IoT servislerini artık bir aynı sistem entegratörü gibi, bir teknoloji şirketi gibi sunmaya başladı. Aynı telekom şirketlerinin de yaptığı gibi. Yani yeni gelir kaynakları oluşturmak için, rekabette katma değerli servislerle öne çıkmak için yaptıkları şeylerden. Yenilenebilir enerji tarafında biraz hızlanıyorum. Vaktimizi de aştığımı görüyorum şu an. Hızlanıp ikinci tarafa geçeceğim. Güneş ve özellikle rüzgar tarafında tabii biyogaz ve benzeri jeotermale de uygulayabilirsiniz. Üretimin tahminlemesi yine yapay zekanın çok yaygın kullanıldığı yerlerden bir tanesi. Dış sıcaklığa göre, rüzgar datasına, radyasyon datasına göre, geçmiş üretim verilerine göre. Bunun yanında çıkabilecek arızaların prediktif olarak tahmini ve prediktif maintenance'ı, özellikle güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji sektörlerinde, örneğin rüzgar kanatlarında, rüzgarın motor tarafında, çünkü çok devasa sistemler yandığında, arızalandığında çok büyük maliyetler oluşturuyor. Bunu öncesinde belli prediktif maintenance sistemleriyle kestirimci olarak tahmin etmek bu arızaları ve hemen aksiyon almak çok daha efektif, mantıklı hale geliyor. Yenilenebilir enerji sistemlerinin şebekeye entegrasyonunu optimum şekilde yapmak. Çünkü dedim ya, bunlar aslında birer bomba. Yani baktığınızda şebekeden bağımsız olarak enerji üreten veya depolayan, kullanan sistemler. Bunların şebekeyle uyumlu şekilde harmanlanması lazım. Bunu da bu entegrasyonu planlayan, site planning yapan, risk planning yapan yapay zeka servisleri var. Yine Renewable Energy Portfolio Risk Assessment. Bu da yine örneğin Monte Carlo simülasyonları gibi metotlarla büyük portföy yöneten şirketlerin yenilenebilir enerji yatırımlarının aslında risklerinin hesaplanması, geri dönüşlerin hesaplanması, fizibilitelerin hesaplanması gibi şeyler. Burada da yine yapay zeka kullanılıyor. Burada ülkemizde V-Rover var. Güzel bir startup. İzmir menşeli. Rüzgar türbinlerinin kestirimci bakımını yapıyor. Belli sensörler entegre ederek kanatlara. Yeni de bir yatırım aldılar. Büyüyen bir şirket. Solarify yine güneş enerji tarafında özellikle güneş panellerinin, invertörlerin datalarını toplayıp yine kestirimci performans analizleri yapabiliyor. Soru var mı? Yoksa devam ediyorum. Uptake'de yine özellikle renewable analizlerine, utility analizlerine uzmanlaşmış global bir şirket, startup. Daha çok startupları almaya çalıştım burada. Net Zero Sustainability alanında da hem
kaynak yönetimi alanında hem supply chain tarafında özellikle hani biliyorsunuz karbon emisyonlarının çoğu aslında hani scope 1, scope 2, scope 3 olarak quantify ettiğimizde scope 3 neredeyse %90'lık karbon emisyonuna denk geliyor. Scope 1 birincil enerji kullanımı tesislerin, binaların. Scope 2 satın alınan enerji veya işte buhar yani ne satın alıyorsa oradaki işletme. Scope 3 de supply chain'in yarattığı karbon emisyonu. Örneğin bir tekstil şirketisiniz. Örneğin Zara'sınız diyelim. Zara'nın binlerce tedarik şişi var. Tedarik şirketi var. Onlara işte tekstil ve benzeri farklı şeyleri tedarik eden. Zara kendi karbon emisyonlarını raporlamak için bu Scope 3 dahilinde bu supply chain'inin de datalarını alıp raporlamak durumunda. Belli standartlara, framework'lere göre. Örneğin Greenhouse Gas Emission Protocol veya CDP'ye göre. Ama bu tabii çok zor. Burada çok zorluk çekiyorlar. Bu supply chain'in dekarbonizasyonu için belli yapay zeka sistemleri çıktı. Büyük şirketler artık supply chain'lerini, tedarik zincirlerini dekarbonize etmeye çalışıyorlar bu yazılımlarla. Atık yönetimi, atıkların analizi yapay zeka çok daha top ve örneğin image recognition ile belli yapay zeka metotlarıyla burada hani pattern recognition, image recognition çöplerin ayrıştırılması ve benzeri birçok uygulama var yine waste management'ta. Karbon salınımında hotspot detection, büyük kurumların bütün datalarına, raporlarına, dokümanlarına hani NLP ile text analiz ile natural language processing ile data mining ile bu dataları analiz edip oradan belli çıkarımlar yapılıp o kurumda en çok karbon tüketimi hangi proseste, hangi alanda bunun analizleri yapılabiliyor. Burada da örneğin Y Combinator'dan Amerika'dan çıkışlı Unravel Carbon mesela tedarik zincirinde uzmanlaştı. Evreka Türk bir startup, globale büyüyen atık yönetiminde. Onlar da yazılım ve yapay zeka uygulamaları yapıyorlar atık yönetiminde. Sinai Technologies yine Amerika'da çıkmış, Kaliforniya'da bir Net Zero Path Simulation yapan, şirketlere Net Zero dekarbonizasyon senaryoları recommend eden şirketin datasına, profiline göre bir şirket. Tabii burada bütün bu saydığım use case'lerde verinin sahipliği problemi var. Örneğin bir örnek vereyim yani. Diyelim ki sayaç datasının yapay zeka ile analizini yapıp örneğin bir kişiye uygun daha uygun bir tarifi önermek istiyor EDAŞ. Şimdi burada değer zincirine baktığımızda öncelikle sayaçtan data okunuyor elektrik tüketim datası. Sonra M2M ile örneğin otomatik okuma sistemiyle sayaç okuma sistemiyle belli bir telekom operatörünün networking altyapısı üzerine o data gönderiliyor utility'nin database'ine. Ondan sonra utility'nin database'inde ya kendi yazılımlarıyla ya da third party bizim gibi örneğin şirketler oralara entegre olup o datayı çekiyor. Belli analizler yapıp utility'ye geri verebiliyor. Ondan sonra da bu veriler gidip belli arayüzlerle, dashboardlarla, mobil uygulamalarla müşteriye sunulabiliyor veya third party şirketlere de sağlanabiliyor. Şimdi burada bu elektrik tüketim verisinin sahipliği kimde? Bu veriyi asıl oluşturan, tüketimi yapan kişi de mi? Yani bu datanın mahremiyetinin olması gereken kişi de mi? Konut sahibinde mi? Yoksa bu datayı alan sayaç şirketinde mi? Sayaç ölçüyor sonuçta. Yoksa onu telekom network'ü üzerinden GPRS veya LoRaWAN üzerinden taşıyan telekom şirketinde mi? Yoksa onu alıp structure eden, database'inde kayıtlı hale getiren EDAŞ'ın mı? Belki sayacı EDAŞ koydu. Ücretini EDAŞ ödedi. Belki müşteri ödedi. Bilmiyoruz. Yoksa o EDAŞ'ın datası üzerine belli analitik perform eden, o çıkarımı asıl katma değeri yaratan şirkette mi? Şimdi bunun gibi sıkıntılar var data ownership üzerine. Data privacy üzerine de. Örneğin siz şu an sayacını anlık olarak okuduğunuz, hatta o anlık olmasına gerek yok. Saatlik olarak okuduğunuz bir ev için ne zaman o eve giriliyor, ne zaman çıkılıyor, o evde kaç kişi yaşıyor? Bunların hepsinin çıkarımını yapabilirsiniz yapay zeka ile. Hatta Avrupa'da bir use case vardı. İnsanların işten eve gelince
veya sabah uyanınca işte kettle'ların çalıştığını sayaç datasından çıkarım yapabiliyorlar. Hani priz entegreleri koymadan, priz seviyesine inmeden sadece ana sayaç datasıyla insanların günlük davranışlarını profilleyebiliyorlar ve buradan da belli reklamlar da gönderebiliyorlar. Mesela Nest gibi şirketler de aslında buna oynadı biraz. Akıllı binaların aslında biraz reklam ve data aggregator olmak üzere. Şimdi burada data privacy sıkıntıları da var. Çözülememiş problemlerden bir tanesi. Tabii burada yapay zeka ve IoT girişimciliğinin içinde birçok farklı problem de var. Bu kullandığımız, örneğin bir use case için kullandığımız machine learning modelini aynı use case için farklı bir bölgede bile kullanmakta zorluk çekebiliyoruz. Çünkü machine learning algoritmasını tekrar fine tune etmek gerekiyor. O dataya göre tekrar customize etmek gerekiyor. Feature'ları yönetmek gerekiyor oradaki. Algoritmada belki belli adaptasyonlar yapmak gerekiyor. Yani machine learning bir yerde uyguladınız. Orada bile, uygulanan yerde bile sürekli sürdürülebilir olmuyoruz. Onu takip edip belli hani driftler olabiliyor, kaymalar olabiliyor. Machine learning modelinin performansında sıkıntılar olabiliyor. Bırakın farklı yerlere uygulamayı aynı modeli. Aynı yerde bile o modeli bazen değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekiyor. O yüzden çok scale olabiliyor bu machine learning servisleri. Bunun yanında siber güvenlik, auditable olma, explainable olma problemleri machine learning algoritmalarının. Burada etik concernler var. Algoritmayı yazan kişinin insafına kalıyorsunuz. Oradaki çıkarımları. Enerjide bu biraz daha az ama mesela finansta, kredi veren kurumlarda, insurance kurumlarında bu çok fazla veya eğitim kurumlarında ayrımcılık yapılabiliyor data bazlı, algoritma bazlı. O yüzden artık belli regülasyonlar geldi. Özellikle finans sektöründe bias detection, auditler yapılıyor. Machine learning auditleri yapılıyor. Privacy sıkıntıları insanlarda, müşterilerde ve regülasyon koyan body'lerde yani devlet gibi kurumlardaki farkındalık eksikliği. Datanın toplanma zorluğu, temizlenme zorluğu yani yapay zeka eforlarına baktığınızda çoğu datayı toplama ve temizleme tarafında geçiyor. Aslında machine learning modelini kurma ve işletme, onboard etme aslında çok daha kolay. Yani machine learning engineer'larına sorduğunuzda bizim şirkette de data scientist'ler var. En çok orada zorlanıyorlar. Datayı label'lama, toplama, temizleme, cleansing tarafında. Yani o yüzden burası çok büyük bir challenge. Burada da çok yeni startup'lar çıkıyor bunu kolaylaştıran. Bir sürü Şahin protokol Bey, var. yavaştan toparlayabilir miyiz acaba? Tamam. Ya da son Bakayım. sayfada mıyız bilmiyorum ama. Önemli bir husus var mı burada atladığım? Bir 5 dakikam varsa şirketten çok hızlı bahsedip Tabii, kapatayım. tabii ki de, tabii ki de memnuniyetle. Güzel oldu bu uyarınız, yoksa ben uzatacaktım Yani en güzel yerdeyiz aslında ama maalesef orayı. süremizin de sonuna Yok, geldik. bu bir başlangıç olsun. İnşallah tekrar bir daha detaylı bir konuşmada yaparız. Evet, çok güzel olur. Şimdi burada yapılacak birçok şey var. Bunların detayına girmeyeyim. Bizim şirketin hikayesi biraz daha işin enerji, güneş enerjisi tarafıyla başladı. Sonrasında dijitale doğru kaydık. Yani işin yenilebilir enerji tarafından geliyoruz. Ve daha üniversite yıllarında farkındalık oluşturucu işte yeşil oyun gibi farklı oyunlar yaptık belli STK'larda. Üniversite seviyesinde gönüllü olarak çalıştık. Lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri farkındalık yaratmak için. Akademik çalışmalar yaptık. Sonrasında da birçok pivot yaptık. Akıllı priz entegresinden okullarda enerji tüketim karşılaştırmasına, işte enerjinin Facebook'undan kaçak teşhisi yapan sensörlere, overhead line'larda. Sonra binalara doğru kaydık. Yani biraz böyle sürümcemeli ve zorlu bir süreç oldu. Son geldiğimiz Net Zero Intelligence platformuna gelmemiz. Şu an büyük kurumlara, Fortune 500 diye tabir ettiğimiz kurumların merkezi olarak enerji sürdürülebilirlik çalışmalarını, yönetmelerini sağlıyoruz. Onlara dijital servisler sunuyoruz. Yazılım servisleri sunuyoruz ve yapay zeka çözümleri sunuyoruz. Burada çok detaya girmeyeyim ama çok farklı yazılım tool'larımız var sunduğumuz. Şu an 20 ülke civarında faaliyet gösteriyoruz. Globale açılan, globalde büyüyen bir şirketiz. Merkezimizi de İngiltere'ye taşıdık. Şu an farklı ülkelerde ofislerimiz ve ekibimiz var. Yurt dışından, yabancı yatırımcılardan, Silikon Vadisi'nden de
yatırımlar aldık. Şu ana kadar toplamda 5 milyon dolar yatırım aldık. Şimdi seri A yatırımımızı kapatmak üzere çalışmalara başladık. Şirketimizi büyütüyoruz. Yani yazılımlardan örnekleri hızlı geçeyim. Buraları teknik tarafa da girmeyeyim. Şu tarafa bir değinip kapatabilirim. Biz enerji verimliliği alanında neler yapıyoruz? Binalarda enerji tasarrufu, tahminlemesi, recommendation'ı, özellikle çok şubeli işletmeler, banka, perakende, süpermarket veya işte lojistik zincirleri, hastane zincirleri, otel zincirleri. Buralarda bu tip uygulamalar yapıyoruz. Biraz daha bizim uygulamalarımız birinci use case tarafında. Yani enerjinin verimliliği, enerjinin efektif yönetimi tarafında. Şebeke tarafına girmiyoruz biz veya renewable tarafına girmiyoruz. Eğer binada entegre bir güneş varsa onun tabii ki analizlerini yapıyoruz. Burada birçok use case var. İşte weather analizleriyle, weather sensitivity analizleriyle enerji performansının benchmarkingini yapıyoruz. Binaların enerji performansını karakterize ediyoruz. Peer-to-peer benchmarking yaparak en iyi perform eden, en kötü perform eden şubeleri, mağazaları, ofisleri, branşları çıkarabiliyoruz. Elektrik tüketim tahminlemesi yapabiliyoruz. Bunun gibi farklı use case'lerimiz var diyebilirim. Ve bununla beraber hani süremi aşmadan bitirmiş olayım. Sorularınız varsa son belki bir veya iki onları alıp kapatabiliriz isterseniz. Evet, Şahin Bey çok teşekkür ederim. Ben kendi adıma söyleyeyim, bayağı güzel bilgiler öğrendim. Özellikle bu arada biz soru var mı bilmiyorum ama şu an chatten bakıyorum. Biz de bir kitap çalışması yapıyoruz Yapay Zeka Derneği olarak. Ben de enerjide bu 3D kavramını detaylı olarak irdeliyorum şu an. Kitaba bayağı katkı sağlamış oldunuz, onu söyleyeyim. Süper. Kendi adıma. Atıfta bulunursunuz o zaman. Evet, olurum mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz. Herhalde soru da yok. Bana Bizim LinkedIn'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eğer hani girişimcilik alanında veya enerji, dijital enerji alanında şeyleriniz olursa yani network'te olmamız, kontakta olmamızda fayda var. İnşallah zaten Aypa'nın da sonraki etkinliklerinde de inşallah hani birlikte buluşuyor oluruz. evet, çok teşekkür ederiz. Bizim size bir hediye takdimimiz olacak. Bu değerli sunumunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin adınıza bir O bağış süper. yaptık. O hem Çok de teşekkür. YGA ve TÜİN bilim kiti. Süper. Evet. Harika gelmiş. Biliyorsunuz sunumda da bahsettim. YGA'da ben yaklaşık 4 sene aktif çalıştım. Üniversite yıllarımdan itibaren. Baya hani 10 bin saatin üzerinde bir efor koyduk. Sosyal sorumluluk projelerine çalıştık. O yüzden hala gönül verdiğim bir mezun olarak destek verdiğim STK'lardan bir tanesi. Evet, biz de hemen hemen tüm katılımcılara bu türlü bir bağış yapıyoruz. Tekrar Çok teşekkür teşekkür ederim. ederim. Bir anı fotoğrafı alacağız sosyal medyada paylaşmak için. Olur. Diğer arkadaşlarımız da kamerayı açabilirse memnuniyet duyarız. Çok talep geleceğini zannetmiyorum bu şeyinize ama bakalım. Mete hocama da buradan selamlar iletiyorum. Alıyorum uygunsanız. Hemen diğer sayfayı da alıyorum. Bir dakika bekletiyorum sizi. Başkanımızın da selamları var. Bir acil toplantısı olduğu için çıkmak durumunda. Tamamdır. Onların da teşekkürlerini iletiyorum. Herkese katılımı için teşekkür ediyorum. Burada toplantımızı kapatıyoruz. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum herkese. Görüşmek üzere, iyi İyi akşamlar. akşamlar, teşekkürler. Ağzınıza sağlık, iyi akşamlar.